Şimdi belli bir kalite var. Şimdi Recep savunma oynadı. Yok ben abi santfor ben de bakıyorum. Şimdi Abdülkerim oyuna giriyor. Ta yayın öbür tarafında çok güzel baskı var yani, tamam mı? Nelson de öyle. Ama bunlar duruşları yanlış. Bunlar böyle duruyor. Aradan adam kaçıyor. Süratli adam. Şöyle kademeli durmuyorlar. Bir. Panik olma. Hücum yapıyorlar. Devamlı baskı, devamlı baskı. Yani özgüvenleri de var ama egoistlik var. Şimdi Mertens'in... Cagne gibi ağır bir adama sen abi, o koşu kulvarını... Yapma ya. Ya Cagne... Cagne hızlı bir adam değil yani. Şey, Nelson... Golcü bir adam. Abi Abdülkerim'le Nelson yapma gözünü seveyim ya. Recep şu halde geçer onları. Vallahi billahi geçer. Şu halde geçer. Onu demek istiyorum yani. Abi. Recep şu anda bak şu şeyle Sedat Sürat'la geçer. Oynar. Geçer. Abi onlar ağır. Yo, iyi oynuyor. Maç yapıyoruz. Neyse ağır. Yani şunu söyleyeyim. İkisi de ağır. Bir de durmasını bilmiyorlar ya, bak. Adana Demirspor maçın var pardon. Ya daha dakika bir şey Kayseri maçı. Dakika bir ikisi böyle duruyor. Aradan herif girdi. Allah'tan arkası dönüp kırmızı kartlı 5. saniyede. Ondan sonra tekrar yine böyle durdular. Dakika 46. Nelson indirdi. Kırmızı kart kırmızı zaten. Kart. Nasıl vermedi? Aklım sırmadı. Ya bizde ben bir şey şimdi sen hocalık falan yaptın da sen yaptın mı hocalık? Tabii yapıyor işte Samet abiyle veya şimdi tek öyle mi? Yapıyor. Neyse başarılar diliyorum. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ne olursa olsun defans oyuncusunun bir kere çevre kontrolü olacak. Nasıl? Bizim Nelson da zaman zaman çok iyi kurtarışlar falan yapıyor. Bazı zaman da hiç böyle şapçal gibi abi. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Anladın mı? Bugün gibi yani. Ama bugün bir iki oğlum, tane şöyle, Allah var. Şestam o boyunca mesela vuruşu yaptırmayacak. Ya, çevre zaten kontrolün sen olacak. Sen kademe bak, anlayışın bak, olacak. Anladın mı? Birbirini izah edip şey yapacaksın. İkaz edeceksin. Hücum oyuncusunun yüzü dönük. Savunma hocasının sırtı dönük. Çünkü dönüş yapacak savunma oyuncusu. Ama hücum oyuncusu koşu. Yani Cagnes suratlı olmasa da geçebilir. Niye? Oğlum, yüzü dönük koşuyor. Tam durmayacak. Öbürkü de. Durmayacaksın abi. Koşarken ya bazen yanlış bir yan duracaksın. Böyle yanlış ayakta yakalanmış olabilir yani. Aynen. Dönüşlerde. Yo, abi. Peki ikinci gol zaten baktığımızda Muslera'nın bir hediyesi gibi. Evet. Aslında o iyi başlamak çok seviyor öyle kısa oynamayı. İyi başlamak istedi. Şeyin Labonte'nin güzel çıkarışı, vuruşu. İyi de bizim kalecilerde o hastalık var biliyorsun değil mi? Her dünya şey, kadar gol var. Avrupa'da burada. Muslera'nın 3-4 golü var maşallah öyle yediriyor golleri. Ama gel. Her kaleci de var öyle bir hastalık. Ama Borelli'de Allah var. Çok iyi orada hamle yaptı. Müthiş bir vuruş yaptı. Ben bu şeyin bu İtalyanları var ya müthiş herifler var o stoper falan nasıl bir adam bir ara Zaniolo ile depar attı biliyor musun o 99 numara vay nasıl orada Banya bir şey tanesi Türk zaten o Türk ne? Öyle mi nasıl bir depar attı ya kaç numara Zaniolo'yu geçti biliyor musun orada ulan dedim kim bu adam acaba 24 yaşındayım yani sonra baktım İtalya'dan falan çok iyi ya. Çok iyi adamlar almışlar o şeyler falan var ya orta sahada oynayan Bayan Baniye diyorsun çok Baniya çok iyi adam çok ama şu, bir de şu var abi hepsi şimdi şöyle bir şey var ben her zaman İtalya Ligi'nde oynamış oyuncular çoğunluğu. Bu seneki başarısında en büyük neden tabii zaman zaman böyle diyorlar da ondan sonra birbirini tamamlayan özellikle oyuncu transfer. Mesela bu şey de öyle. Karagümrük de öyle. Kalite kadrosu var Galatasaray'ın şu anda. Ama aynı şekilde kadrosu var. Ben Karagümrük'ü pek seyretmedim. Bilmiyorum şimdiye kadar yani ama bugün net olarak izledim. Orada da çok iyi. Bir oyun mentalitesi hep öyle ya. İnanılmaz yani. Karagümrük'ün bir oyun mentalitesi var. Geriden oyuna başlıyor. Hep öyle oynuyorlar. Bunlar her maçı da kötü oynadılar. Bak bir şey söyleyeyim. Üçüncü bölgede hani Barcelona öyle oynuyordu. Üçüncü bölgede bir pas yapıyorlar. Dedim ki geriden bu hoca herhalde onu çalıştırıyor. Ama şöyle bak yani onların da futbol zekası ve kabiliyetleri var. Oyuncular da, bölgede, bu oyuncuların etkisi de var be yani. Herhalde onu evet. Söyle ama bir çalışma var yani orada bana göre 10 numara yapıyorlar. Öyle oyuncular buluyorsun. Kendi şeyin birbirine. Bir de telaş yok. Panik yok. Kendine özgüvenleri var. Çok ama kaliteli. Öyle. Zaten o şey çıktı biliyorsun değil mi? Orta sahadaki çocuk çıktı. Çıkınca biraz yani orada daha boşaldı. Geçen senede Biglia vardı biliyor musun? Şeye gitti. Başakşehir'e o da müthişti mesela. Ön veri oynamak var ya bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir şey. Onu öyle çalıştıracağım. Bizimkiler zaten çalıştırıyor. Hocam zaten futbol ortası orta sahada. Ama kale göbek orta saha. Orta sahaya aldığın zaman oyun hükmediyorsun göbek zaten. Göbek çok önemli.